Merhaba sevgili Başaklar. Selamlar sevgili Başaklar. Nasılsınız? İyi misiniz? 2014 Birinci Okul Astroloji Haber Merkezi'nden Sayın Demet Baltacı, ben Oğuzhan Ceyhan ve Zeytin. Birinci Okulu'nun çok tatlı Scottish Fort dediğimiz yaramaz kedilerinden Başak Burcu'nu, ki Zeytin bir Başak Burcu. Evet. Zeytin bir Başak, evet. Eylül ayında doğdu. Hep beraber yeni yılı kutluyoruz. 2014 yılı hepiniz adına sağlık ve mutluluk da gelsin. Evet, neler var? Evet, evet sevgili Başaklar, bu aya ve yeni yıla yeni bir ayla başlıyoruz. 10 derece Oğlak Burcu'nda yeni ay doğuyor 1 Ocak'ta. Bu yeni ayın etkilerini özellikle ayın ilk 15 gününde yoğun olarak hissedebilirsiniz. Oğlak yeni ayları Başak Burçları için aslında destekleyici yeni aylar. Bence Başak Burcu, evet. O Başak Burcu gerçekten Ocak ayında başına iyi şeyler gelebilecek nadir burçlardan biri. Evet, yeni yani ay bunu söyleyebilirim. Sert olsa da, sert olsa da yeni ay. Başakları bir şekilde iyi açı yaptığı için 5. evden belki ani bir aşk, hani bütün hayatı böyle değiştirebilecek bir, evet, ani bir aşk olabiliyor, ani bir bebek, hamilelik, çocuk doğumları oluyor mesela, evet. Bazı danışanlarım Ocak ayında gerçekten çok çocuk doğumu bekliyoruz. Bu Oğlak Burcu yeni ay ile beraber. Bazı anneler bu yeni ayın sertliğinden dolayı korkabilirler ama bebişlerimizi çok etkilemiyor bu yeni ay, evet. Döngüleri, Plüton TR'leri. Ondan dolayı içiniz rahat olsun. 5. ev sektörleri. Evet. Çocuk doğumu. Evet. Hamile kalmak. Anne olmak veyahut da daha hızlı bir şekilde genç Başak Burçları'nda aşk. Aşk geliyor çocuklar, aşk. 16'sındaki gezegen açısıyla beraber aşk, arkadaşlık, eğlence. Gökyüzünde halay var biraz Başak Burcu. Zeytin için de bu geçerli. Zeytin de çok şirin bir Başak Burcu kedimiz. Bu bir Scottish Highlander dediğimiz İskoç dağ kedisi, dağ tekiri arkadaşlar. Tabii ki sokak kedilerimiz de, Türk kedilerimiz de var ama bilinçokulunun bunlar sevimli İskoç kedileri. Çok da sevimli diye düşünüyorum Zeytin. Evet, çok sevimli. Arkadaşlar Bekir de, Bekir isimli lakabını taktılar. Bekir Zeytin diyoruz. Biraz çılgın bir kedi olduğu için. Ben iyi şeyler bekliyorum Başak, evet, Burcu için. Venüs'ün retro olması nasıl olabilir? Yarıda kalmış bir aşk ilişkisi yeniden gelebilir. Evet. Problemler oldu. Kasım ayında ilişkiniz bitti. Veya 17 Eylül civarında işte tanışmıştınız ama istediğiniz sonucu alamamıştınız. Yarıda kalmış bir ilişki yeniden başlar. Yeni hesaplaşmalar. Bazen de iyi olur bak bu. Evet. Yani eskideki bir ilişkinin iyileşebileceğinin çok ciddi ve çok iyi bir yere gireceğini de gösterir bu kadar gezegen açısı. Evet. Boşu boşuna değil yani bu kadar tek kare mekare, evet, var gökyüzünde. Veya da yeni bir tanışma, ama tanışma nasıl olur biliyor musun? Veya da eski bir arkadaşın duygusal itirafları, aşk itirafları dediğimiz konular çok fazla gündemde. Ama bir de 16'sı var. 16'sı da çok önemli. Dolunay. Evet, 16'sında da Yengeç Burcu Dolunay'ı var sevgili Başaklar. O da yine 11. ev konuları. Belki istedikleri bir dileğin oluşmasına da yardım bir edebilir. Bir ardının gerçekleşmesi. Evet. 11. ev aslında 11. arkadaşlıklar, dostluklar gibi görünse de eski ortaçağ astrologları, Ebu Maşar gibi gerçekten çok ciddi bu işi bilen İslami astrologlar, bunun dileklerin kabul edildiği dönem. Evet. Başak Burcu 1 Ocak civarında iyi bir dilek diliyor ki 16 Ocak civarında dilenecek bir dileğin olsun. Yani kabul edilecek bir dileğin olsun yani. Olacak bir şey olsun yani arkadaş. 16 Ocak civarında bazı dilekleriniz evren tarafından ciddiye alınabilir. Dosyalar desteklenebilir, kabul edilebilir. Arkadaşlar ve dostluklarla ilgili konular ön plana çıkarken dernek ve kulüp iletişimlere, sosyalleşme, kalabalıklar içine karışmak da bizim adımıza kolay olabilir. Arkasında şöyle bir şey de olabilir. Şimdi Merkür de Kova burcuna geçecek 11 Ocak'tan itibaren. Parasal kaynaklar. İş parası, parayla ilgili konular gündeme gelecek. Belki uzun süredir 5. ev olduğu için uğraştıkları bir yaratıcılıkla ilgili konu, sanatla ilgili konu sonlanabilir. Bir resmi bitirebilir, bir yazıyı bitirebilir. Evet, bir şekilde bir de 11. ev dolunayıyla beraber onu sunmak. Kendini iyileştirir. Evet. 5-11 kasbı üzerinde çalıştığı için onu sunabilir. Medyaya çıkabilir, radyo, televizyona ortaya çıkabilir. Ortaya çıkartabilir. 16 Ocak Yengeç Burcu Dolunay'ı da beraber. Arada bazı gezegen açıları var. Merkür Üçgen Mars 24 Ocak'ta güzel haberler gelir. 24 Ocak Akrep Burcu'nda son dördüm. Belli maddi ve ekonomik bazı kaynaklarda aktarım. Arkadaşlardan gelecek haber. 25 Ocak'ta Merkür Kare Satürn'ün iletişimde sorunlar. 30 Ocak Kova Burcu yeni ay.
Bence evet. Çok önemli. Ne dersin? Evet, sevgili Başaklar, Kova burcu yeni ayı işle ilgili konuları gündeme getiriyor. Tabii bunun etkilerini Şubat ayında daha fazla hissedeceksiniz. Ay sonunda doğan bir yeni ay bu. Ne diyoruz? Ne diyoruz Demet? Coming soon. Evet, gelecek görüşmek ay üzere. Görüşmek üzere diyoruz. Saygılar. Hoşçakalın. Güle güle.